Hadi genç yetenek, sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz? Vur şu topa hadi. Marifetlerini görelim bakalım. Gerçekten bu kadar iyi top oynuyor musun? Hocam gerçekten kalede durmak istediğinize emin misiniz? Vallahi bakın kendimi çok zor tutuyorum. Çok fena vururum şimdi. Size bir zarar falan gelir. Bence çekilin yani. Canım benim, boş kaleye benim ninem de gol atar. Hadi bakalım. Hadi hadi, seni bekliyorum. Hadi sene, sabaha kadar seni mi bekleyeceğim? Peki madem hocam, günah benden gitti. Peki hocam madem, günah benden gitti. Alın bakalım. İşte tutacağım. Oğlum manyak mısın? Böyle abanılır mı lan? Ebe hocam, ben sizi uyarmıştım. Boş kaleye atsam daha iyi olur demiştim. Tamam oğlum ya, tamam, sen yeterince kanıtladın kendini. Kaç yıllık teknik direktörüm, böyle bir şut görmedim ben. Senden çok başarılı bir futbolcu olacak, ben inanıyorum sana. Çok zengin olacaksın. Gerçekten mi hocam? Yaşasın, işte bu. Kamil artık çok başarılı bir futbolcuydu. Şehirdeki herkes ona hayranlık duyuyordu. Kamil çok zengindi. Şehirdeki bütün arabaları, en lüks evleri, her şeyi satın almıştı. Kimse onun yanına yaklaşamıyordu. Bir imza almak için bile yanına gelemiyorlardı. Kamil çok başarılı bir futbolcu olduğu için artık kimseye yüz ve pas vermiyordu. Kamil Bey, Kamil Bey, Real Madrid'e transfer olayı doğru mu Kamil Bey? Lütfen bize bir cevap verin, lütfen. Hocam bunlar amma çok soru soruyor ya. Bıktım artık, başka yere mi taşınsak? Harbiden ya, her gün buradalar, bir rahat vermiyorlar ya. Ay Kamil, ne olur benimle evlenir misin, ne olur? Hayır saçmalama Kamil, benimle evlenecek, hayır benimle. Ya siz kafayı yemişsiniz, bakın benimle evlenecek, ben gelinliğimi giyerek geldim, hazırım ben, kesin benimle evlenecek. Ula oğlum Kamil, hatırlıyor musun bizi, bir ara çok fena dövmüştün bizi, hatırlıyor musun? Kardeşim o harika, bacaklarınla kollarınla bir daha döver misin bizi ne olur? He valla biraderim ya, ne olur bir daha döv bizi, o topa vuran bacaklarınla kafamıza kafamıza vur. Kır bir dünya kolumuzu, kır alçıya imzanı at. Hocam iyi ki varsınız ya, siz olmasaydınız bu kadar başarılı bir futbolcu olamazdım, bu kadar zengin olamazdım. Şu oturduğum eve bakın, arabalarıma motorlarıma bakın. Deli gibi paralarım var, çok zenginim. Bir sürü hayranım var, peşimi bırakmıyorlar. İyi ki varsınız hocam, iyi ki. Kamilcim saçmalama, sen bu kadar iyi futbol oynamasaydın hiçbir işe yaramazdı benim yaptıklarım. Sen futbolu çok iyi oynadığın için buralara geldin, ben sadece aracı oldum. Olsun hocam, hakkınız büyük, çok teşekkür ederim. Peki ailenle barışmayı düşünmüyor musun? Çok kötü durumdalarmış, belki yardım etmek istersin onlara. Yazık, aradan çok uzun zaman geçti, bence affetmelisin artık onları. Hocam işte bu konuyu açmayın, bu benim sıkıntılı noktam. Onlar beni dinlemeden etmeden evlatlıktan reddettiler. Okula gitmedim diye, kavga ettim diye orada beni evlatlıktan reddettiler. Şimdi ne halleri varsa görsünler, ben halimden çok memnunum. Ya Kemal, şu hayata bak, yaşadığımız eve bak, her yerden su akıtıyor, tuvaletimiz bile yok ya. Of ya, bıktım artık ben. Ağzımıza 2 gram lokma bir şey de girmiyor. Yeter artık, çok sıkıldım ben bu durumdan. Oğlumuzu da çok özledim, Kamil'imi çok özledim. İyi de Ceren, ne yapalım yani? Hiç paramız yok, hiç paramız yok. Kim bilir ben de kaç haftadır yemek yemiyorum. Ne yapayım yani? Kamil de bize küs, hayatta barışmaz bizle. Şimdi bir de çok zengin olduğu için hayatta yüzümüze bakmaz. Parası için barışırız sanar. Of Kemal ya, of, bıktım hayattan, bıktım. Ben oğlumu istiyorum, çok özledim oğlumu. Güzel bir ev istiyorum. Ağzıma bir yemek girsin istiyorum. Yeter artık, yeter. Ne olur bir şeyler yap, Kamil bizi affetsin. Ne olur oğlumu getir. Peki Ceren, elimden geleni yapacağım. Gidip Kamil'le konuşacağım, bizi affetmesini sağlayacağım. Elimden geleni yapacağım, bekle beni hayatım. Gidip Kamil'e ne kadar pişman olduğumuzu anlatacağım. Belki anlar beni. Kamil çok anlayışlı bir çocuktu. Şu an nasıldır bilmiyorum, çok değiştiğini söylediler. Ama annesine babasına yardım eli uzatır herhalde. Yardım etmese bile onu çok özlediğimizi, çok pişman olduğumuzu anlayıp bizi affeder inşallah. Çok özledik onu. Oh be, sonunda sessiz sakin bir yer. Korumalar, sakın kimseyi içeri almayın. Ben biraz antrenman yapacağım. Emredersiniz efendim. Baş üstüne. 513, 514, 515, 516. Uf hocam çok iyiyim değil mi? Şuna bakın. Benden iyisi yok yemin ediyorum. Evet Kamilcim, harikasın, harikasın. Böyle devam. Bu gidişle Real Madrid, Barcelona kapımızda yatacaklar oğlum. Hocam bir zahmet, zaten benim gibi futbolcuyu başka nereden alacaklar? İşte Kamil'imin arabası. Kamil burada olmalı. Apa birader, nereye? Ne demek nereye? Ben Kamil'in babasıyım. Onunla konuşmaya geldim. Ya bize öyle bir talimat gelmedi.
Aynen öyle. Kamil Bey diyeceksin ayrıca. Kamil değil. Ya kardeşim hasta mısınız? Çekilin geçeyim işte. Olay çıkarmaya gelmedim. Ulan bana bak. Bizim canımızı sıkma. Vallahi sonun kötü olur. Anlıyor musun? Bana bakın. Bir adım daha yaklaşmayın. Sonunuz kötü olur. Sizi bir daha uyarmam. Hadi lan Ardan artist defol. Peki madem bunu siz istediniz. Alın bakalım. Al bakayım sana da. Ben şimdi oğlumun yanına gidiyorum. Kamil oğlum. Ne işin var be senin burada? Ne işin var? Ayrıca ben senin oğlun değilim artık. Defol git buradan Kemal. Ulan eşek sıpası. Kemal ne? Babaya ne oldu? Sanki babalık yaptın da baba demin mi bekliyorsun? Beni kapının önüne koyarken baba diyordum. Çok önemsememiştin ama. Oğlum çok pişmanım. Bir hata yaptım. Ne olur affet bizi. Ne olur. Evet annenle ben seni dinlemeliydik. Ama çok sinirlenmiştim. Çok özür dilerim oğlum. Ben o kekoların sana saldırdığını bilmiyordum. Eğer beni dinleseydin öğrenebilirdin. Ama dinlememeyi seçtin. Şimdi ben de seni dinlememeyi seçiyorum. Defol buradan defol. Evet beyefendi çocuğu duydun. Defol. Hocam size saygım sonsuz ama lütfen oğlumla arama girmeyin. Bir şey konuşmaya çalışıyorum. Lütfen anlayış gösterin. Ben senin oğlun falan değilim. Ya kardeşim duydun çocuğu. Hadi tatsızlık çıkmasın. Hadi yürü. Kamil neden böyle yapıyorsun? Neden? Annen de ben de perişan durumdayız. Seni çok özledik. Lütfen sona ersin bu hasret artık. Ne olur gel geri evine lütfen. Hadi lan oradan özlemişmiş. Paranın kokusunu alınca hemen özledik oldu tabii. Ben zenginim, çok havalıyım. Herkes bana hayran diye barışmak istiyorsunuz. Biliyorum ben. Sizin şimdiki halinizi de biliyorum. 5 kuruş paranız yok. Yemek bile alamıyorsunuz. Oğlum ne alakası var? Seni özledik sadece. Hadi lan oradan. Pis yalancı seni. Pis varoş. Defol git. Başka yerde dilen. Senin gibi biri yok artık hayatımda. Pis fakir. Ulan başlarım sana da şimdi. Terbiyesiz. Ne yapayım lan ben sana? Defol git lan. Ne yapayım paranı? Yok yok. Bu benim tanıdığım, benim oğlum olan Kamil değil. İğrenç birisi olmuş bu. Özledik diyorum. Para istiyorsunuz diyor. Defolsun gitsin. Bundan sonra Kamil'in kesini ağzıma almam. Neyse Kamil. Senin için çok yorucu bir gün oldu. Git biraz dinlen. Biliyorsun yarın çok önemli bir maçımız var. İyice dinlenmen gerekiyor o maç için. Orada çok iyi bir performans sergilemelisin. Tamamdır hocam. Merak etmeyin. Süper olacak her şey. Çok iyi goller atacağım. Merak etmeyin. Ha, yemeğimi de yedim. Artık evime gidebilirim. Yarınki maç çok önemli. Ha, bu ses de ne oluyor? Ne yaptık? Kaçma buraya gel. Hayır olamaz. Kimse yok mu? Yardım edin. Olamaz. Bacaklarımı hissetmiyorum. Hayır. Allah beyefendi üzgünüm, bırakın futbol oynamayı, yani yürüyemez bile bu çocuk artık. Felç kalmış, bacaklarını bundan sonra kullanamaz. Olur mu hiç öyle şey? Doktor bir şeyler yap, yarın çok önemli bir maçı var. O maçı kazanmamız lazım, bir şeyler yap. Beyefendi anlamıyorsunuz galiba, hiçbir şey yapamam. Bundan sonra ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum. Bu şekilde bir daha yürüyemez bile. Ne yarın maçı, ne bahsediyorsunuz siz, neyden? Ulan Kamil yaktın lan beni, yaktın lan. Böyle bir şey yapılır mı? Bu maçın öncesinde yapılır mı? Hocam ne yapayım yani, ne yapayım? Araba bana çarpıp kaçtı. Çok acıkmıştım, çok antrenman yaptığım için çok acıktım. Yemek yiyordum, çıkınca araba bana çarptı. Lütfen bana biraz süre verin. Doktorun ne dediğini biliyorum ama ben düzeleceğim, söz veriyorum. Hayır Kamil, sen artık bir hiçsin, anladın mı? Hiçsin. Bundan sonra hiçbir şeyin yok. Ne araban, ne 5 kuruş paran, ne evlerin. Sokakta yaşayacaksın, sakat bir şekilde. Sana bakacak bir ailen bile yok. Ne halin varsa gör, ben gidiyorum. İşimiz bitti. Şimdi ben ne yapacağım? Nerede kalacağım? Ne içeceğim? Kim bakacak bana? Hayır! Kamil'im, canım oğlum. Ne oldu sana böyle? Ne oldu? Oğlum hayır olamaz. Ne oldu sana? Anneciğim, babacığım bana araba çarptı. Futbol hayatım bitti. Hocam da bana ihanet etti. Bütün paralarımı aldı kaçtı. Artık hiçbir şeyim. Hiçbir şey. Bırakın futbol oynamayı, yürüyemiyorum bile. Kalacak bir yerim bile yok. Bana bakacak kimse bile yok. Siz de beni affetmezsiniz biliyorum. Olur mu oğlum öyle şey? Sen bizim ne olursa olsun oğlumuzsun. Merak etme. Bir yolunu bulacağız. Çok para kazanacağız. En iyi doktorlara seni tedavi ettireceğiz. Eski haline döneceksin. Evet oğlum, bir yolunu bulacağız. Babamla para da bulacağız. Gerçekten mi? Her şeye rağmen beni affedebilecek misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz çok iyi birisiniz. Canım ailem benim. Yaptığım her şey için çok pişmanım. Siz süpersiniz. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
Her şeye rağmen bana sırtınızı çevirmediniz. Ben çok kötü davrandım size. Ona rağmen çok teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen videoya kanala. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenerek teşekkür eder misiniz aileme lütfen. Canım kız kardeşim çabuk aşağı gel, süper planım var. Aklıma harika bir fikir geldi, çok eğleneceğiz. Ne geldi abicim aklına, ne geldi? Ben de evde çok sıkılıyordum zaten. Annemle babam eve gelince arabayı kaçıracağız, dışarı çıkacağız. Senle arabayla gezeriz biraz, olur mu canım kardeşim? Yaşasın abicim, harika plan, evet arabayla gezelim. Ceren sevgilim, iyi ki bu arabayı almışız. Bütün paramı bu arabaya verdim ama değdi. Harika bir araba ya, şuna bak, şuna bak ne kadar güzel. Evimize de geldik, arabamızı park edelim şöyle. Güzelce park edelim ki kimse çarpmasın. Ay evet hayatım, araba gerçekten çok güzel, çok güzel. İşte geldiler. Onlara dışarıda oyun oynayacağız diyeceğiz ama arabayı alıp kaçacağız, tamam mı kardeşim? Çaktırma hiçbir şey. Tamam abi, merak etme. Çocukları da çok özledim. Kesin içeride bizi bekliyorlar. Hadi gel geçelim. Çocuklar biz geldik. Ne yapıyoruz? İyiyiz babacığım. Dışarı çıkacaktık da sizden izin almak için sizi bekledik. Dışarıda ne yapacaksınız oğlum? Evde oyun falan oynasanıza niye dışarı çıkıyorsunuz? Dışarısı çok tehlikeli. Her an başınıza bir şey gelebilir. Ay evet oğlum. Kardeşim bir de yeni doğdu. O da bir bebek yani. Niye çıkmayın dışarı? Çok tehlikeli. Ya merak etmeyin. Evde sıkıntıdan patladık ya resmen. Çıkalım işte. Ben oynarım onunla. Ben ona göz kulak olurum kardeşime. Evet anneciğim, evet babacığım, ne olur izin verin çıkmamıza. İyi peki madem, kardeşine sahip çık, biz biraz uyuyacağız, çok yorulduk, hadi görüşürüz. Hadi Kamil abi, çıktılar, hadi çıkalım. Baksana uyumaya gittiler, hadi arabayla gezelim. Şşş, sessiz ol, duyacaklar şimdi. Tamam hadi hadi gel çıkalım artık, uyumuşlardır onlar şimdiye. Hehe horluyorlardır bile. Abi sen araba kullanmayı biliyorsun değil mi? Şey az çok, niye sordun ki? Abi ne demek niye sordun, araba kullanmayı bilmiyorsan kaza yaparız ya bize bir şey olursa. Arkadaşlar Kemal ve Ceren'in yeni kızını sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Bilmiyor musun yoksa, bilmiyor musun? Bilmem ben o zaman. Ya biliyorum tabii ki, araba kullanmakta ne var ki? Gaza basıyorsun gidiyor, frene basıyorsun duruyor. Yani direksiyonu da gitmek istediğin yöne çeviriyorsun. Basit bir şey, ne olacak? Hadi bin, merak etme, kaza yapmayız. Peki madem bineyim, madem bildiğini söylüyorsun. Abicim çok hızlı sürüyorsun, yavaşla. Canım kardeşim ne hızlısı ya, gayet yavaş sürüyorum, görmüyor musun? Abi çok korkuyorum, çok. Ya merak etme. Ne olacak sanki, ben sürekli hızlı ve öfkeli izliyorum. Hiçbir şey olmaz, süper kullanırım bak. İyi de abicim, film izlemekle araba kullanmak aynı şey mi? Ya gayet güzel kullanıyorum işte ya. Ne bağırıyorsun, çok güzel kullanıyorum. Bak of, drift yapacağım. Bak bak izle bak ne yapıyorum. Aa, olamaz, düzgün kullan abi. Hayır olamaz, hakimiyetimi kaybettim. Abi ne yaptın da? İmdat, imdat. Hayır olamaz, koş, çocuklar arabayı kaçırıp kaza yapmışlar. Hayır olamaz, nasıl yani, nasıl? Ay umarım çocuklara bir şey olmamıştır. Olmadıysa bile arabama bir şey olduysa çok kötü yapacağım onları. Ay Kemal saçmalama, arabam önemli çocuklar mı? Tabii ki arabam da önemli. Canım kardeşim iyi misin, iyi misin? Lütfen cevap ver lütfen. Kamil abi ne olur yardım et, ne olur. Hareket edemiyorum, canım çok yanıyor. Acilen hastaneye götürmelisin beni. Tamam canım kardeşim, iyi olacaksın, dayan dayan. Hayır olamaz, bu arabanın haline, canım arabam. Hayır ne yapacağım ben, arabama ne olmuş? Canım arabam, hayır ne oldu sana, son paramla almıştım seni. Hayır ya hayır, ne yapacağım ben şimdi? Ay olamaz, hayır Kamil kardeşin yerde, iyi misiniz? Anneciğim çok kötü durumdayım, her yerim acıyor, ne olur hastaneye götürün beni. Anneciğim ben iyiyim de kardeşimi hemen hastaneye götürmeliyiz. Ay evet oğlum, doğru söylüyorsun, hemen hastaneye yetiştirelim kardeşini. Bana bakın lan, hastaneye falan gitmiyoruz, arabamın haline bakın. Bu araba bu hale sizin yüzünüzden geldi, bedelini ödeyeceksiniz. Bu saatten sonra sizin gibi çocuklarım yok benim. Ay
Selma, ne saçmalıyorsun? Kızımız çok kötü durumda. Araban mı önemli şu an? Evet babacığım, bunu sonra konuşuruz. Sonra kızarsın. Şu an kardeşimi hastaneye yetiştirmeliyiz. Umurumda bile değil. Hadi Ceren, yürü gidiyoruz. Bunu arabayı çalarken düşünselerdi. Ay Kemal, ne yapıyorsun? Ne saçmalıyorsun? Kızımızın hayatı tehlikede. Beni alakadar etmez ya. Şimdi sen de gelirsin Ceren. Ya da seni de asla affetmem. Hadi yürü gidiyoruz. Çok özür dilerim çocuklar. Gitmem gerekiyor. Vay be anne, vay be. Demek sen de sattın bizi. Demek sen de. Bir araba için sattınız beni ve kardeşimi. Ama bunun hesabını soracağız size. Boşver abi, biz birbirimize yeteriz. Hadi hastaneye gidelim artık. Evet canım kardeşim, doğru söylüyorsun. Hadi hastaneye yetiştirelim seni. Doktor bey amca, kardeşimin durumu nasıl, iyi mi? Bir şey olmayacak ona değil mi? Yok yok canım, kardeşin gayet iyi. Hatta bu akşam çıkabilirsiniz. Ufak tefek sıyrıkları var sadece. Ama doktor amca, bugün çıkmasak olmaz mı? Gidebileceğimiz başka yer yok. Kalabileceğimiz başka bir yer yok çünkü. Evet doktor amca, ailemiz bizi terk etti. Sokakta mı yaşayalım? Lütfen biraz daha kalalım burada. Çocuklar üzgünüm, burası hastane, otel değil. Birazdan çıkabilirsiniz. Ben gidiyorum. Olsun canım kardeşim, merak etme. Kalacak bir yer buluruz biz, tamam mı? Tamam abi, sana güveniyorum. Artık bir tek sen varsın ailemden zaten. Başka kimse yok. Beni öyle bırakıp gittiler bir araba için. Aynen öyle, hiç merak etme, bunu unutmayacağız. Onlara bunun hesabını soracağız bir gün. Ya Kemal, ne yaptın sen? Çocuklar sokakta kaldı. Ne yapsaydım, madalyamı taksaydım onlara. He? Hem benim bütün paramı verip aldığım arabayla kaza yapıyorlar kaçırıp, hem de ödül mü verseydim? Onlar sonuçta bizim çocuklarımız Kemal. Ne yaptın onlara, ne yaptın, bıraktın öyle? Ya kızımıza bir şey olduysa, ya bir şey olduysa? Artık onlar bizim kızımız ve oğlumuz değiller. Sokakta kalsınlar da görsünler günlerini. Ha, bir şikayetin varsa bak, kapı orada. Tamam ya, tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Merak etme canım kardeşim, bu geceyi geçirelim, kalacak bir yer buluruz, tamam mı? Bu geceyi geçirelim yeter. Aa, olamaz, yağmur da başladı. Abicim ben çok üşüyorum, çok. Bir şeyler yapalım. Canım kardeşim, ne yapabiliriz ki, kalacak hiçbir yerimiz yok. Yarın ben bir iş bulurum, kalacak bir yer de buluruz, olur mu? Ne olur bugünlük dayan. Abi çok üşüyorum ama çok. Şöyle eve gitmeden son bir devriye atalım, bakalım suçlular geziyor mu şehirde. İnşallah sıkıntı yoktur. Vallahi suçlu görürsem acımam, vururum onu. Ben Kerem komiserim. Oha, şunlar benim yeğenlerim değil mi? Kamil, ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum bu havada sokakta ne işiniz var sizin? Eve gitsenize. Şey Kerem amca, bizim bir evimiz yok. He, eviniz yok mu? O da ne demek? Babanı aratma şimdi ya, ne diyorsun? Arasan da bir şey değişmez Kerem amca. Babamın arabasını kaçırıp kaza yaptık. Babam da bizi evlatlıktan reddetti. Kardeşimle mecbur sokakta kalıyoruz o yüzden. Kerem amca, çok üşüyorum, ne olur yardım et, ne olur. Oha ya, böyle saçma şey mi olur? Arabası için gerçekten sizi evlatlıktan reddetti. Sokakta mı yaşıyorsunuz? Abim kafayı yemiş ya. Aileden önemli bir şey olabilir mi? Bir hata yapmışsınız alt üstü. Araba tekrar alınır ne de olsa. Ayrıca o da benim evimde kalıyor yani. O kim ki sizi kovuyor? Vallahi bilmiyorum Kerem amca. Çok zor durumdayız ama, çok zor. Hadi atlayın arabaya. Benim diğer evime gidelim. Orada kalalım, konuşuruz ne yapacağımızı. Gerçekten mi Kerem amca? Adamın dibisin. Evet işte yeni evime geldik. Bakın bunların hepsi benim arabam. Nasıllar ama, harikalar değil mi? Oha Kerem amca, sen gerçekten çok zenginsin. Bu arabalar ne böyle? E tabi canım, ne sandın? Bana milli piyango çıktı. Ben artık çok zenginim. Eski evimi de babana kalsın diye vermiştim yani. Siz kalın diye vermiştim, sizi düşünerek. Ama babanız artistlik yapıyor demek ki. O arabayı aldığı parayı bile ben verdim be. Neyse merak etmeyin, yarın halledeceğiz. Kerem amca ya, beni niye arkaya oturttunuz? Burada suçlu gibi hissediyorum. Aman neyse, hadi yukarı çıkalım, çok üşüdüm. Vay be, şu eve bak Kerem amca, sen gerçekten çok zenginsin. Şu paralara bak, her yerde para, elmas, altın var. Vay anasını be, zenginliğe bak. Ay gerçekten Kerem amca, bayıldım. E ne sandınız çocuklar, o kadar milli piyango çıktı diyorum. Bakın görevim de bitti, polislik bitti şu an. O yüzden kıyafetlerimi de değiştirdim. Nasılım, çok şıkım değil mi, çok zenginim. Evet Kerem amca, harikasın ya, harikasın. Bu kadar parayı bir arada ömrü hayatımda görmedim ben. Şu paralara bak ya. Yatağının üstünde de bir sürü zümrüt elmas var, vay be. Hey bebek asker, bebek polis, Zeynep aslı polis falan nerede? Ay evet, onlar nerede, oynar.
Ya bastım parayı, özel bir tane jet aldım. Onları Amerika'ya, Miami'ye tatile yolladım. Biraz geçsinler, zaten para bol yani. Ama neyse, boş versin şimdi onu. Çocuklar, babanızdan alacağımız intikamı konuşalım. Evet evet, babandan intikam alalım. Bir araba için kendi çocuklarını sattı. Hem de araba parasını da senden almış. Senin evinde oturuyor. Onlarla artistlik yapıyor bize. Ay evet ya, sanki kendisi çalışıp biriktirmiş. Of ya. Ben az daha ölüyordum. Hastaneye bile götürmedi beni. Arabam da arabam. Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Yarın onu hem evden atacağız hem de intikam alacağız. Görecek o gününü. Çok pişman olacak. Çok. Hadi şimdi yatın. Güzel bir uyku çekin. Sabah çok keyifli olacak. Ne oluyor ya, sabah sabah kim çalıyor? He? He, çocuklar, Kerem, bu arabalar, bu paralar da ne? Kemal abi, ne haber, nasılsın? Sana sürpriz yapmaya geldik. Vay be canım çocuklarım benim, biliyordum bana arabalar aldınız değil mi? Bir sürü para buldunuz bana, ben zaten ders vermek için size öyle yapmıştım. Çok teşekkür ederim hediyeleriniz için. Bakın, sizi kovdum, çok zengin olup geri döndünüz. Bir sürü de araba almışsınız. Ne oldu ya, bizi parayla görünce hemen bir anda çocukların aldık ya. Dün öyle demiyordun ama, he? Dün öyle demiyordun. Kamil'im, canım oğlum, demin açıkladım ya sana. Böyle çok zengin olacağınızı bildiğim için, sizi denemek için yaptım ben onu. Yoksa siz benim canım evlatlarımsınız. Hadi bir oradan, bir de sana aldığımızı mı sanıyorsun? Paraları da sana getirdiğimizi mi sanıyorsun? Kızım, canım kızım, nasıl oldun? Hastaneye gittin değil mi? İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi? He, paraları bana getirmediyseniz ayrıca kime getirdiniz? Niye getirdiniz? Sana ne, iyiyim ya da değilim, hiç ilgilenmedin ki. Sana ne, ayrıca paraları da sana vermek için değil, hava atmak için getirdik. Aynen öyle, sen dün bizi kovdun. Şimdi ne kadar iyi hayatımız olduğunu, zengin olduğumuzu gör istedik. Ezik Kemal seni, ezik. Bir araba için bizden oldun. Bak ne oldu şimdi. Bizim arkamızda 3 tane süper araba var. Hatta çok daha güzellerini alabiliriz istersek. Çocuklar, niye böyle davranıyorsunuz bana? Ben sizin babanızım. Ne olur yapmayın bunu. Abi ne oldu ya? Sana abi demeye bile utanıyorum ya. İnsan araba için çocuğunu dışarı atar mı? Hastaneye bile götürmemişsin ya. Terbiyesiz herif seni, terbiyesiz. Ayrıca çocukların olduğu da yeni aklına geldi galiba. Neyse, sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun bu ev benim. Hemen çıkıyorsun. Duydun mu? Ama Kerem, buradan çıkarsam ne yapacağım? Ceren'le nerede kalacağız? Sokakta mı? Bizi alakadar etmez. Nerede kalırsanız kalın. Ayrıca araba almak için benden para almıştın. Onu da hemen ödüyorsun. Hemen. Yoksa seni mahkemeye veririm. Hapse girersin. Kerem kardeşim, ne olur yapma bana bunu. Ne olur yapma ya. Hem evden atıyorsun, sokakta yaşayacağım, hem de para mı istiyorsun? Ne yapacağım, nasıl bulacağım? Senin çocuklara yaptığının yanında çok iyi davranıyorum bence sana. Direkt seni burada döverdim aslında. Bize böyle davranırsan böyle olur. Demek para bizden önemliydi. Şimdi biz çok zenginiz, sen fakirsin. Sokakta yaşayacaksın, hadi bakalım. Aynen öyle. Derhal burayı terk et. Burada biz yaşayacağız artık. Evet, çıkın gidin evimden. Hadi. Hayır. Ay ne olur bize para verin. Evimiz yok. Çok açız. Sokakta yaşıyoruz. Lütfen para verin. Çok açız. Ne olur. Evet, lütfen acıyın bize. Ne olur. Sokakta yaşıyoruz. Lütfen. Karnımız çok aç. Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Çok zor durumdayız. Yeter artık. Ben şehrimi çok özledim. Geri dönmek istiyorum. Kerem komiser beni şehirden kovmuştu. Ama özür dilersen belki beni affeder. Şehre geri kabul eder. Olmaz mı? Belki de bana acırlar. Şehre geri alırlar beni. Gidip konuşacağım Kerem komiserle. İnşallah beni şehre geri alır. Hı? Ali, senin burada ne işin var Ali? Kerem komiser. Ne yapıyorsun sen burada Ali? Ben bu seni şehirden kovmadım mı? Kerem komiser, bir dakika dur, dinle beni. Dinleyecek bir şey yok. Bu şehre girmen yasak senin. Derhal bu şehri terk et, çabuk. Kerem komiser, ben şehrimi çok özledim. Arkadaşlarımı, okulumu, ailemi çok özledim. Ne olur beni şehre geri kabul et. Hayır Ali, bu yaptıklarından sonra seni bir daha bu şehre kabul edemem. Kerem komiser, söz veriyorum. Bir daha yaramazlık yapmayacağım, kötülük yapmayacağım. Söz veriyorum. Yalan söyleme, inanmıyorum sana. Daha önce de söz verdin, sonra gidip mafya kurdun. Şehrimizde kötülükler yaptın. Şehirdeki herkes senden şikayetçi Ali. Seni bu şehirde istemiyorlar. Kerem komiser, ne olur yalvarırım. Ben hatamı anladım. Bir daha kötü birisi olmayacağım. Kendime
çeki düzen vereceğim ne olur. Bilemedim ki şimdi, kararsız kaldım. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Ali'ye sence ikinci bir şansı vereyim mi? Ne olur Kerem komiser, herkes ikinci bir şans hak eder. Ne olur şehre geri dönmeme izin ver. Tamam Ali, eğer takipçilerimiz yorumlarda isterlerse sana bir şans daha vereceğim. Seni şehre kabul edeceğim. Lütfen arkadaşlar, beni seviyorsanız yorumlarda yazın. Bu videoyu beğenin ne olur. Bana bak Ali, seni bu şehre kabul edeceğim. Ama herkesin videoyu beğenmesi lazım. Hadi bakalım. Merak etme Kerem komiser, herkes bu videoyu beğenir. Herkes beni çok seviyor. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Tamam o zaman Ali. Aramıza tekrardan hoş geldin. Ama bu şansını iyi değerlendir. Bir şans daha vermem sana. Yaşasın be, yaşasın. Sağ ol Kerem komiser, adamsın. Ama bir şartım var Ali. Bugüne kadar kazandığın her şeyi bırakacaksın. Baştan başlayacaksın. Ne? Nasıl yani Kerem komiser? Anlamadım. Bugüne kadar mafyalıktan kazandığın paraları, arabaları, evleri, her şeyi vereceksin. Bu hayatı sıfırdan başlayacaksın. Fakir olarak. Tamam Kerem komiser. Ben çoklardan çok çalışır, para kazanır, zengin olurum zaten. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım Ali. Yeni hayatında başarılar. Of ya, şu halime bak. Paramı, arabamı, her şeyimi aldılar. Tekrar fakir oldum ben. Neyse, en azından şehrime geri döndüm. Okula gideyim de arkadaşlarımla oynayayım. Vay vay vay, kimler geldi? Ali, fakir Ali, hoş geldin. Hı, Ali, oğlum sen ne yapıyorsun burada? Sen şehirden kovulmamış mıydın? Evet, kovulmuştum ama şehre geri geldim işte. Vallahi Ali, sen gittikten sonra burada işler değişti. Okul başkanı artık benim. Hı, ama bu okulun başkanı bendim. Sen şehirden kovulunca Bali'de yeni sınıf başkanı ben yaptı. Ayrıca bu kızlar da benim yeni arkadaşlarım. Onlar seni sevmiyorlar artık. Bu okulun en popüleri benim. Aynen öyle Ali. Sen gittikten sonra senin sevgilini Yusuf kaptı oğlum. Hı, ama Merve sen benim sevgilimdin. Neden bunu yaptın? Ay Ali, sen şehirden kovulunca ben de Yusuf'la sevgili oldum. Ne var bunda? Ama Merve neden yaptın bana bunu? Biz seninle çok güzel bir yuva kuracaktık. Birbirimizi seviyorduk. Hop birader, yalnız kelimelerine dikkat et. O benim sevgilim bundan sonra, ona göre. Vay be, demek bana ihanet ettiniz öyle mi? Arkamdan iş çevirdiniz. Şehirden kovuldum, hemen gitmiş başkasına varmışsın. Ay ne yapayım Ali ya, senin gelmeni mi bekleyeyim? Ben Yusuf'la sevgili oldum artık, Allah Allah. Aynen öyle, o artık benim sevgilim. Yengen hakkında düzgün konuş. Ulan Yusuf, ulan Yusuf, ben sana yapacağımı bilirim. Göstereceğim sana gününü, merak etme. Hadi lan oradan. Duyduğuma göre Kerem komiser senin bütün mallarına, parana, arabana el koymuş. Ay evet Ali, sen artık fakir olmuşsun. Ben senin gibi fakirlerle takılır mıyım? Göreceksiniz, sahip olduğum her şeyi tekrar kazanacağım. Tekrar zengin ve kaslı olacağım. O zaman görüşeceğim seninle Yusuf. Hadi lan oradan. Allah'ın fakiri, yalla lan buradan. Bundan sonra benim yanıma bile yaklaşamazsın lan sen. Ula oğlum var ya, Ali ile Yusuf çok fena kavga edecekler bir gün ha. Bunu buraya yazıyorum Yusuf. Seninle görüşeceğiz oğlum, hesaplaşacağız seninle, görürsen. Evet sersemler, ders başladı, içeri girin. Evet çocuklar, dersi hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Bu sorulara doğru cevap vermeyenlerin kulağını çekerim. Sorun öğretmenim, sorun. Matematik zaten benden sorulur. Ay evet, benim aşkım en iyisini bilir. Evet çocuklar, bu soruya doğru cevap verenin 100 puan vereceğim. 7 kere 7 kaç eder? 7 kere 7 hemen hesaplıyorum, cevap vereceğim öğretmenim, bir saniye. Öğretmenim 7 kere 7 49. Evet evladım, aferin aferin Ali. Evladım aferin. Teşekkür ederim öğretmenim, çok basitti. Hı, lan sen niye lafa atlıyorsun? Ben verecektim doğru cevabı. Oğlum hızlı olsaydın. Ali evladım, sen gerçekten çok çalışkan bir çocuksun. Bravo, 100 puan. Öf öğretmenim ya, ben de bilirdim ya, bana da sorun. Yusuf evladım, sana da soralım. 6 kere 6 kaç eder? Öğretmenim 6 kere 6. 6 kere 6 36 eder öğretmenim. Hı, vay canına evladım. Aferin Ali, aferin. Hı, lan oğlum sussana, öğretmen bana soruyor, sen niye cevap veriyorsun? Oğlum sen de hızlı cevap ver o zaman. Ay bu Ali gerçekten de çok çalışkan. Aynen öyle ya, Yusuf'u mort etti ya. Evet çocuklar, biliyorsunuz ki sınıfımızda yeni başkanı seçeceğiz. Kimler başkan olmak ister bakalım ha? Öğretmenim eski başkan bendim zaten, ben tekrar başkan olayım. Hayır öğretmenim, başkan bendim. Evet çocuklar, eskiden başkandınız ama şimdi yeni başkan seçeceğiz. Kimler aday olmak ister? Ben isterim öğretmenim, ben isterim. Ben de isterim öğretmenim, ben zenginim. O zaman tahtaya gelin ve başkanlık yarışması başlasın. Evet çocuklar, sınıfımızda iki tane başkan adayımız var. Bir tanesi Ali.
Bir tanesi de Yusuf. Şimdi bu iki aday yarışacaklar ve en başarılı olan sınıfımızın başkanı olacak. Ay, sınıf başkanı kim olursa ben onunla sevgili olurum. Hı, Merve, neler saçmalıyorsun? Ben diyeceğimi dedim Yusuf. Eğer sınıf başkanı olamazsan senden ayrılırım, Ali ile sevgili olurum, görürsün. O zaman hazırlansan iyi olur Merve, çünkü sınıf başkanı ben olacağım. Hadi lan oradan, görürsün, ben senden daha kaslıyım, daha güçlüyüm, daha akıllıyım, daha zenginim. Göreceğiz Yusufcum, göreceğiz. Yusuf Yusuf olma da sonra. Evet çocuklar, ilk karşılaşmamı size bazı zeka soruları soracağım. Bakalım kim doğru cevap verecek. Sorun öğretmenim, sorun, ben hazırım. Evet çocuklar, bir bilmece soracağım size. Hazırsanız soruyorum. Pazardan aldım bir tane, eve geldin 1000 tane. Neydi ya bu bilmecenin cevabı? Ben galiba biliyordum bunu. Pazardan aldım bir tane, eve geldin 1000 tane. Evet, ilk doğru söyleyen 1 puan alır, hadi bakalım. Arkadaşlar, bilenler yoruma yazsın bu bilmecenin cevabını. Öğretmenim, ben cevap veriyorum. Cevap nar. Evet Ali, evet evladım. 1-0 öne geçtin. Aferin, cevap nardı. Hayır ya, olamaz ya. Evet nar ya, ben bilecektim. Ne oldu oğlum? Kapak. Evet çocuklar, ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada boks maçı yapacaksınız. Kim döverse 1 puan alır. Boks maçı mı? Ben daha kaslıyım, döverim onu. Daha mı kaslısın? Dua et de seni bir yumrukta bayılsmayayım. Ula oğlum, bence de Ali kazanır ya. Ali daha güçlü ya. Evet kardeşim, bence de Ali kazanır. O çok daha kaslı görünüyor. Ay, bence Yusuf kazanır. O daha kaslı. Gel lan buraya, mahvedeceğim seni. Ağzını burnunu kıracağım. Gel lan buraya, kaçamazsın benden eşek herif. Asıl ben seni döveceğim lan. Sınıf başkanı ben olacağım, görürsün. Kaçma oğlum, kaçma. Gel buraya, kaçma diyorum. Evet çocuklar, kıran kırana bir mücadele devam ediyor. Dövüşün çocuklar, yiyin birbirinizi. Aaaa, öğretmenim. Dayak yedim. Benimle uğraşırsan sonun böyle olur demiştim sana. Evet çocuklar, kavganın kazananı Ali oldu. Böylece sınıfımızın yeni başkanı Ali. Yaşasın, bravo Ali. Ali kardeşim, helal olsun sana ya. Ay bravo Ali, seninle sevgili olmak istiyorum. Ne olur beni kabul et. Helal olsun kardeşim. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Birileri demiş ki Maraz Ali öldü. Şimdi yatsınlar, geri Maraz Ali geri döndü. Bravo sana Maraz Ali. Ayrıca arkadaşlar, ben artık sınıf başkanı olduğum için çok zengin oldum. Hepinize benden dondurma. Vay, dondurma mı? Helal olsun sana ya. Vallahi çok iyi bir başkan ya. Evet arkadaşlar, ben başkanım. Dondurmayı bedava yapıyorum. Kantinden istediğiniz kadar dondurma alabilirsiniz. Adamsın kardeşim, çok zengin bu Ali. Ula Ali, kendi zengin, yüreği zengin kardeşim benim ya. Evet arkadaşlar, hadi bakalım, istediğinizi alın kantinden, hadi görüşürüz. Evet canım ailem, sonunda eski şehrimize geri dönüyoruz. Yaşasın fakir dede, arkadaşlarımı çok özlemiştim, yaşasın. Babacım dikkatli kullan şu arabayı, ne yapıyorsun ya, manyak manyak kullanmasana. Arda, kafa çeneni, kafanı gözünü kırarım senin, gel şuraya. Tamam ya, ne kızıyorsun, geldim işte. Hop hop, durun bakalım, nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Hayrola, şehre giriş verginizi ödediniz mi siz? Şehre giriş verginizi ödemeden şurada şuraya giremezsiniz. Ay Arda hayatım, yine mi bu manyak herif ya, ne yapacağız şimdi? Ya merak etme Elif, biliyorsun artık çok zenginiz, bir şey olmaz, öderiz, ne yapalım? Ödeyin babacım, ne olur ödeyin, ben şehre geri dönmek istiyorum, arkadaşlarımın yanına geri dönmek istiyorum. Beyler çekilsene, parası neyse veririz, çekil, şehre gireceğiz. Valla ayağımın altına alırım bak seni, çekil lan yoldan, çekil. Ay fakir hayatım, sakin olsana, olay çıkacak şimdi. Merak etme anneciğim, olay çıkarsa isabetim burada, sihirli güçlerimle hallederim, kafasını koparırım o herifin. Vay, demek çok paranız var. Tamam o zaman, şehrimize hoş geldiniz. Çocuklar, bu enayilerden bol bol vergi alın, tamam mı? Bol bol alın, ne yaparsa Allah yapsınlar alın, nefes alma vergisi bile alın. Emredersin patron, sen nasıl dersin? Eyvallah patron ya, bunları iyi alacağız. Vallahi osurma geğirme vergisi bile alırız. İşte bu, helal olsun size, gurur duyuyorum çocuklar sizle. Buyurun buyurun, geçin. Oğlum ne dışarı çıkması, ne gezmesi, sen daha küçücük bir bebeksin, neyden bahsediyorsun sen? Bu şehre de yeni geldik ayrıca, tamam eski şehrimiz olabilir ama bu tapucu Hüseyin bize çok kötü davranıyor, başına bir şey gelsin istemem. Ay evet oğlum, senin başına bir şey gelirse biz ne yaparız ya, ne yaparız sensiz? Ama
olmaz ki. Ben arkadaşlarım olsun istiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Baba evde çok sıkılıyorum. Lütfen izin verin, dışarı çıkayım. Arkadaşlarımla oyun oynayayım, ne oluyor? Okula gideyim. Ya oğlum ne acelem var? Birazcık daha bir oynarsın arkadaşlarınla. Allah Allah ya. Arkadaşlar, Kerem komiserin abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Şimdi ne gerek var? Ben oynarım seninle. Ya hayır baba ya, hayır olmaz. Benim kendi arkadaşımın olması lazım. Lütfen ya, lütfen. Söz veriyorum, akşam ezanından önce geleceğim. Ne olur dışarı çıkayım, oyun oynayayım. Ay Kemal, ne yapsak, izin versek mi ya? Yazık çocuğa, evet bütün gün bu dandik evde oturuyor böyle. Yazık yani çocuğa, şu eve bak ne kadar kötü. Tamam hadi ya, tamam, çık dışarı, arkadaş edin, oyun oyna. Ama bak akşam ezanından önce geleceğim dedin, unutma sakın. Geç kalırsan kırarım kafanı. Yapma, yaşasın anneciğim babacığım, çok teşekkür ediyorum. Söz verdim, döneceğim söz. Ya bu Kamil'e izin verdik de inşallah başına bir şey gelmez. Neyse ya, fakir mahallesinden çok daha uzaktayız. Hiçbir şey olmaz, doğru, çocuk haklı, biraz oynasın, çok sıkılmıştır. Aynen hayatta fakirler bu şehre gelmez zaten. Hüsamettin amca çok teşekkür ederim, adamın dibisin, sayende hastalığım iyileşti, yaşasın artık felç değilim. Senin sayende eski halime döndüm. Çok teşekkür ederim Hüsamettin amca. Adamın dibisin. İyi ki sihir yapmışsın. Ne demek ya yeğenim, ne olacak? Senin için her şeyi yaparım ben. Oh be oğlum, eski haline döndün. Yaşasın ya, yaşasın. Şehrimize de geri döndük. Çok mutluyum. Benden mutlusu yok ya. Hem babam diğer şehirde başkan olduğu için artık çok zenginiz. Burada çok zenginiz. Herkese hava atabiliriz. İstediğimizi alabiliriz. Ay evet oğlum, hadi git kendine güzel kıyafetler, araba falan filan al. Doğru diyorsunuz ya, biz artık çok zenginiz değil mi? Evet, her şeyi alayım, millete artistik yapayım paramla. Herkesle dalga geçeyim, bütün kızları tavlayayım ya, harika fikir. Evet anneciğim, evet babacığım, çok doğru söylediniz. Hadi oğlum git, herkesle dalga geç, rencide et onları, bütün kızları tavla. Hadi oğlum, alsana oğlum benim, güveniyoruz sana. En az 3 kız tavlamadan gelme oğlum. Anneciğim sen merak etme, Maraz Ali'ye 3 kız değil 10 kız bile etmez. Ben en az 20 kız tavlarım, hadi öptüm, ben kaçıyorum. İşte benim oğlum. Hadi Maraz Ali kaçar, yollar gidişime, kızlar duruşuma hasta. Hadi eyvallah. Canım oğlum ya, çok can yakar bu çocuk. Aynen ya, bütün kızlar aşık olacak benim canım oğluma. Ya bize de birkaç kız bıraksaydı var ya, iliştirmeseydim, neyse. Millet nasıl ama, arabamı paralarımı beğendiniz mi? Biz şehre geri döndük ve çok zenginiz. Benim dedemin var ya, bütün şehri alacak parası var ve bütün parasını bana veriyor. Yani ben de çok zenginim. Eğer benimle takılırsanız siz de zengin olabilirsiniz. Sizin tercihiniz tabi. Ay Ali, ben bitiyorum sana ya, bitiyorum. Çok yakışıklı, çok karizmatiksin. Ay evet oğlum, benden de o kadar Ali kadar yakışıklısı yok. Çok yakışıklı, çok. Kardeşim ya, keşke ben de senin gibi zengin olabilsem ya, keşke. Beni arabanla gezdirir misin? Ne olur gezdir ya, ne olur. Ali kardeşim, ben de çok zenginim ama senin kadar zengin olamıyorum ya. Nasıl bu kadar zengin olabilirsin? Ben sen gelmeden önce kendimi zengin sanırdım oğlum. E tabi oğlum, ne sandın, benden zengin olamaz. Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır, ona göre. Sen benim yanımda zengin falan olamazsın oğlum. Bir daha duymayayım öyle bir laf. Sen fakirsin benim yanımda. Pis fakir. Tamam Ali abi ya. Kız niye kızıyorsun? Özür dilerim. Tamam Maraz Ali abi. Araya bak ya. Nasıl kapak yaptı? Kapak yaptı resmen. Ben buradayken herkes ayağını denk alacak oğlum. Siz benim kölelerim olacaksınız. Duydunuz mu? Çünkü ben çok zenginim. İşte okul buydu. Okula gidip biraz arkadaş edineyim. Okulda insanlar var diye kesin. Selam arkadaşlar. Merhaba, ben Kamil. Ne haber? Nasılsınız? Arkadaş olabilir miyiz? Arkadaş arıyorum ben. Ulan Allah'ın Kamil'i, sen de kimsin lan? Sen buraya gelirken benden izin aldın mı? Ha? İzin aldın mı? Bir de utanmadan arkadaş olabilir miyiz diye soruyor. Kim seninle arkadaş olsun lan? Kardeş neden öyle diyorsun? Ben arkadaş istiyorum. Ben yeni doğdum. Oyun oynayacak arkadaş lazım. Bir de niye senden izin almam gerekiyor ki? Bu eti senin babanın tapuyu mu Ali mi? Lan sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun? Ben Ali'yim lan, Maraz Ali. Kimse benimle böyle konuşamaz. Birader ayağını denk al. Maraz Ali abimize yanlış yaparsan çok kötü döveriz seni. Eyvallah, bana bak, Maraz Ali abimizle adam akıllı konuş, ağzını yüzünü kırarık vallahi. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Ben arkadaş arıyorum, sadece arkadaş arıyorum. Ne yaptım? Kötü bir şey yapmadım ki size. Lan Velet, sen kimin oğlanısın lan? Kimin bebeğisin sen? Söyle bakayım. Kemal'in bebeğim. Ne olmuş Kemal'in?
Babam Kemal, annem de Ceylan. Sizi babama şikayet edeyim. Çok kötü döver sizi. Benim babam çok kaslı, çok delikanlı. Vay vay vay. Demek sen Kemal'in oğlanısın. Kemal'in yeni doğan bebeğisin sen. O Kemal'le bizim kapanmamış bir hesabımız var. O yüzden bu çocukla kimse takılmayacak. Duydunuz mu beni? Para vermem size. Ay sen varken böyle salak tipsiz bir çocuğu ne yapalım zaten Ali ya? Saçmalama. Evet Ali, sen varken ne yapalım bu salon, ne yapalım? Ali kardeşim, valla senin için ağzını yüzünü kırarım bu belediyeni istiyorsan. Valla ben de kırarım, ağzını yüzünü kırarım, pis fakir. Fakirsek ne olmuş ya, fakirsek ne olur? En azından gururluyum, iyi bir insanım, senin gibi kötü biri değilim, salak Ali. Ne dedin sen, ne dedin, salak mı dedin bana? Ulan dua et keyfim yerinde, yoksa seni var ya çok kötü yapardım lan buradan. Defol git lan, ağzını yüzünü kırdırırım yoksa. Pis fakir, ezik seni, emziğini çıkar da gel lan, hatta gelme gerizekalı fakir. Oğlum bak basit, valla elimizde kalacaksın şimdi. Ali var ya Ali, seni parasıyla döver oğlum. Şuna bakın ya, pis fakir gelmiş burada bize posta koymaya çalışıyor. Ağzında da emzik var, Allah'ın veledi. Allah bilir, bu Kamil var ya, bu Kamil kesin bezle takıyor der. Pis fakir, sen de fakirsin, ailen de fakir. Bizim yanımızda dolaşamazsın. Defol git lan pis fakir. Ne yaptım ben sanki size, ne yaptım? Niye bu kadar kötü davranıyorsunuz bana, niye? Ben sadece arkadaş istemiştim he. Geleceksiniz, geleceksiniz. Bunun hesabını soracağım size. Ben de zengin olacağım. Aynen aynen, kesin zengin olursun. Pis çılsız bebek, defol. Maraz Ali abi, adamı resmen yerin dibine soktun. Pardon, adam demişim. Velet, bebek, bebito. Nasıl dağladı Allah'ın Kamili. Görecek onlar, görecek. Benim aileme laf etmek neymiş göstereceğim onlara. Fakir demek neymiş göstereceğim. Göreceksiniz, ben de çok zengin olacağım. Göreceksiniz, göreceksiniz. İntikamımı alacağım he. Naya sen de kimsin, neden duydun önümde? Dostum ne oldu ya sana, ne oldu? Neden bu kadar üzgünsün, ne oldu sana? Belki yardımcı olurum, söylesene. Oyamazsın abi, oyamazsın. Ben fakirim diye herkes benimle dalga geçiyor. Düşüyorlar beni, arkadaş olmuyor ya. Ama iyi ya, yardımcı olmak istiyorsan bana 1 milyon dolar ver iyi misin? Oğlum 1 milyon doları kim kaybetmiş de ben bulayım, manyak mısın lan sen? Neyse o kadar veremem ama çok tatlısın, o yüzden sana bir 10 lira verebilirim. Oy abi, 10 lira da olur. Al bakalım tatlı şey seni, son 10 liramı sana veriyorum, düzgün değerlendir bunu. Çok teşekkür ederim abi, sen çok iyi birisin. Ne yapacaksın bakalım bu 10 lirayla şimdi, he ne yapacaksın? Gel vatandaş gel, 10 liraya kazı kazan. 10 lira ver, 73 milyon TL kazan. Ne, 10 liraya 73 milyon TL mi? Ben istiyorum abi, ben istiyorum, 10 liram var. Ya oğlum 10 lirayı niye oraya harcıyorsun? Kandırmacı onlar ya. Neyse yapacak bir şey yok, verdik artık çocuğa. Ben gideyim, ne yapayım? Ay abi bu parayı, bana bir tane bilet ver. Hehehe, enayi çok iyi dolandıracağım şimdi. Kazanacağını falan zannediyor gerizekalı. Abi son payam, kazanayım değil mi? Kandırmaca değil değil mi bu oyun? Ya kardeşim ne kandırması? Al hadi seç bir tane. Kandırmaca tabii oğlum, bütün paranı alacağım. Abi bunu aldım, ne yapacağım şimdi? Nasıl para kazanacağım, nasıl? Oğlum sen Kamil misin? Adı üstünde, kazı kazan. Evet abi ben Kamil'im. Nereden bildin, tanıyor musun yoksa beni? Ya sabır yarabbim, hadi kazan. Az bir şey çıkmasın da göreceğim seni. Defol git sonra. Abi kazadım, ne yazıyor burada? Ben okuma yazma bilmiyorum, kazandın mı? Lan nasıl olur, çocuk kazandı lan. Oha, 97 yıllık ömrümde ilk defa biri kazı kazan kazandı. Ne, artık zengin miyim? Yaşasın, göstereceğim Oli'ye. Gününü göstereceğim, artık çok zenginim. Kazanmışım işte bu. Helal olsun Velet sana, helal olsun. Bütün şehri alacak param var artık. Bir gün sonra. Ha olamaz, ne oluyor burada, ne oluyor? Ayı arkama baksana, bak arabayı görüyor musun? Sen bir tane almıştın değil mi? Bak ben bir şey aldım. Bak ayı buldum, arabanın aynı seni. Ama bu nasıl olur, nasıl olur? Beyler yanıma gelin, kızlar yanıma gelin. Niye bunun yanındasınız? Ay Kamil gibi yakışıklı birisi varken seni ne yapalım biz, ne yapalım? Ay aynen öyle, Kamil çok yakışıklı, çok havalı, çok karizmatik. Sensin çok tipsizsin, onun yanında fakir kalıyorsun Ali. O varken senin yüzüne tükürmeyiz bile. Harbiden ya, en azından bize iyi davranıyor, para da veriyor. Kamil kardeşim, bize yapılan yanlış bize yapılmış demektir. Ağzını yüzünü kırarız Ali, defol buradan, bas geri, geri bas lan. Ama bu nasıl olur, nasıl olur, nasıl bu kadar zengin oldun? Hayır, imkanı yok, hayır olamaz, imkanı yok. Hadi ayıcım yalla, ben çok zenginim. Sen benim yanımda 5 parasız çözsüz kayıyorsun. Defol git lan buradan. Ben var ya, ben bütün şeyi satın aldım. Sizin evinizi de satın aldım oğlum. Kovuyorum sizi şeyden. Defolun gidin. Bana da bundan sonra Kamil Baba Puyo diyeceksin.
canına. Canım Ayrem, nasıl buldunuz beni? Burada nasıl buldunuz? Ayrıca siz niye evinizde değilsiniz? Niye buraya geldiniz? Kerem komiser sadece beni kovdu. Saçmalama Ali, öyle şey mi olur? Biz senin aileniz, annem ve babanız. Ben de senin dedenim evladım. Ben sensiz ne yaparım? Evet, biz sorunumuz olmadan ne yaparız? Tabii ki hemen şehre geri geldik. Aynen öyle, ben bile şehri terk ettim. Kerem komiseri ikna etmeye çalıştık ama olmadı. Evet, Kerem komiser sana çok sinirlenmiş. O yüzden bizi de kovdu. Biz de geldik işte yanına. Ben çok özür dilerim. Benim yüzümden hepiniz evinizden oldunuz. Ben burada çadırda kalıyorum. İsterseniz birlikte kalabiliriz. Bayağı da paramızı da kaybettik. Benim yüzümden fakir kaldınız. Senin yüzünden değil evladım. Kerem komiser yüzünden fakir kaldık. Şu halimize bak. Evet evet, bir evimiz dahi yok. Hepsi Kerem komiser yüzünden. Ama çalışıp hepsini geri kazanırız. Hiç önemli değil. Aynen öyle. Ailemiz bir arada olsun yeter. Parayı tekrar kazanırız. Kazandığımızda da o Kerem komiser denilen herife gösteririz gününe. Oh be, şu Ali'den de ailesinden de kurtulduk. Fakir bile gitti ya şehirden. Rahatladım valla. Bunların evlerini de millete sattım mı? Oh, parayı kırarım. Mis gibi gerçekten mis. Şu ormanda bir gezintiye çıkayım bari. Hava alırım hem. O Kerem komiser denilen adam alsın şehrini başına çalsın. Allah Allah, hiç sevmiyorum o adamı zaten. Aynen aynen, ben de nefret ediyorum ondan yani. Bunların ne işi var burada ya? Gitmemişler mi hala? Şuradan dinleyeyim bakayım. Benim hakkımda konuşuyorlar. Vay hainler. Ben o Kerem komiserin çocukluğunu bilirim. Kakasını sokağa yapardı. Evet evet, tuvalet eğitimi bile yoktu. İğrenç bir insandı o. Ulan ulan, siz ne diyorsunuz? Bunlar nereden biliyor ya? Allah Allah. Vay canına ya, bizi şehirden kovan adama bak. Allah Allah, daha tuvaletini tutamıyormuş. Ay evet evet öyle. Ben bunun vallahi evlenme teklifi yetişinde biliyorum. Becerememişti onu da. Tam evlenme teklif edecek yüzüğü çıkarttı. Sonra da kanalizasyona düştü yüzüğü. Vay ya, bir tane yüzüğü bile elinde tutamamış. Düşürmüş onu da. Aslı polis nasıl evlendi bu saptirikle ya? Bunlar çok olmaya başladı ama. Ne diyorsunuz siz be? Allah Allah, tamam. Yüzüğü düşürmüş olabilirim. Ama size ne kardeşim? Ben de bir kere bankada görmüştüm onu. Tabii zengin olduğum için benim bir sürü param vardı bankada. Kerem komiser bunu görünce kıskanıp para yatırmaya çalışıyordu. Daha kendi paralarını saymayı bilmiyordu. Ne kadar yatıracağını bile bilmiyordu. Adama 1+1'i sorsan 4 falan der yani. O kadar kötü bir matematiği var izin. Bu Kerem komiser ne kadar ezikmiş ya. Allah Allah, ben de beni kovdu diye üzülüyordum şehirden. Meğersem eziğin tekiymiş. Benimle başa çıkamayacağı için kovmuş beni. Evet evladım, o yüzden sen hiç korkma. Hepimiz şehre geri döneceğiz. Sen de bizim yanımıza geleceksin. Hem de zengin olarak geri döneceğiz. Hayır hayır, hiçbiriniz geri dönmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Hiçbiriniz dönmüyorsunuz. Sonsuza kadar gidiyorsunuz şehirden. Almayacağım sizi bir daha içeri. Kerem komiser, bu şehir bizim de şehrimiz. Sen kimi kimin yerinden kovuyorsun ya? Allah Allah. Aynen öyle. Oğlumu da burada bırakmam. O da geliyor bizimle. Hadi oradan. Hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Kovuldunuz işte. Defolun gidin buradan. Defolun. Kerem komiser, bak bunları söylediğine bir gün pişman olursun. Demedi deme ha. Aynen öyle Kerem komiser. Bu böyle devam etmez yani. Defolun dedim size. Defolun. Sizden nefret ediyorum. Hepinizden. Bütün ailenizden nefret ediyorum. Siz meğerse hep benimle dalga geçiyormuşsunuz. Hiç bana saygı duymamışsınız. Duymasak bunca yıl seninle aynı şehirde yaşar mıydık Kerem komiser? Yüzüne güler miydik? Aynen öyle. Biz seni hatalarınla, kusurlarınla seviyorduk. Sense bizi hemen kapı dışarı ettin. Kapayın çenenizi. Defolun gidin dedim buradan. Bu şehirde istemiyorum artık sizi. Eğer gelirseniz hepinizi hapse atarım. Hem de bir daha asla çıkartmam. Anladınız mı beni? Yürüyün gidin buradan. Zaten hepinizin evini sattım. Artık bir eviniz dahi yok bu şehirde. Ne? Ne diyorsun sen be? Nasıl satarsın evlerimizi? Bize haber vermeden evlerimizi mi sattın? Onlar bizim ailemizi yaşattığımız, büyüttüğümüz yerlerde. Çocuklarımızı büyüttük biz o evlerde. O evlerde ne kadar çok anımız var biliyor musun sen? He? Umurumda değil. Gidin anılarınızı başka bir şehirde biriktirin. Umurumda bile değilsiniz. Defolun gidin. İyi, tamam, öyle olsun. Yürüyün ailem, gidiyoruz. Bu Kerem komiser artık çok fazla olmaya başladı. Artık onun yanında 5 dakika daha duramayız. Evet evet, ama bir gün görüşeceğiz Kerem komiser. Bunu aklına yaz, tamam mı?
Umarım bir daha görüşmeyiz. Yoksa sizin için kötü olur. Hadi defolun gidin şimdi buradan. Defolun. Hadi canım ailem. Burada daha fazla durmayalım. Bir gün görecek o Kerem komiser zaten. Ona cezasını çektireceğiz. Çok beklersin sen fakir. Çok beklersin. Size asla yenilmeyeceğim. Bundan sonra en büyük düşmanlarım sizsiniz benim. Size asla bu şehri almayacağım bir daha. Asla. Evet, karakola geldik yeniden. Şöyle şuraya park edelim aracımızı. İşte tamamdır, oldu. Oh be canım karakolum benim. Tekrardan geldim işte. Ajan Mike, siz buraya hiç gelmezdiniz. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu yoksa? Evet Kerem komiser, şehirde çok garip şeyler oluyor. Arkadaşlar Kerem komiser yüzünden çok kötü sokakta kaldık. Fakir kaldık. Hemen kanala abone olup videoya like atarak bize destek olur musunuz? Desteğinize çok ihtiyacımız var şu anda. Birisi geldi. Her yeri satın alıyor. Karakolu da satın almış. Sizi işten çıkartmış. Haberin yok mu? Ne diyorsun sen be? Nasıl şaka bu kardeşim? Allah Allah, nasıl işten çıkartır beni? Bu şehrin yıllardır polisi benim. Yıllardır güvenliğini sağlıyorum ben bu şehrin. Garip olaylar oluyor Kerem, anlamıyor musun? Birisi şehirdeki her yeri satın alıyor. Komple şehri satın almışlar resmen. Nasıl olur bu ya? Nasıl olur? Şehri nasıl satın alırlar? Kim bunlar? Gidip konuşalım. Bu şehir bensiz ne olur böyle yani? Her yer suç kaynar. Kim olduklarını maalesef bulamıyorum Kerem. O kadar ajanlık geçmişim var ama kim olduklarını bilmiyorum. Her şeyi çok gizli yapıyorlar. Ama her şey onların elinde. Karakol onlarda. Bankalar onlarda. İtfaiye onların. Şehirdeki evleri dahi satın almaya başlamışlar. Ve Kerem maalesef kovuldun kardeşim. Hadi kendine yeni bir iş bulmaya çalış. Hayır ya, olamaz. Nasıl olur bu? Ama bunu kim niye yapıyor ya? Niye? Onları bulup konuşmam lazım. Ama önce gidip aileme haber vereyim. Evet, işte evim burada. Ne oluyor burada ya? Canım ailem. Babacım işte buradasın. Evimizi elimizden aldılar. Birisi evimizi almış. Evet babacığım, nasıl olur bu? Ne olacak şimdi? Biz evsiz mi kalacağız? Nasıl olur bu ya? Nasıl alırlar elimizden evimizi? Ulan ne oluyor bu şehirde, ne oluyor? Kerem, bir açıklaman yok mu? Ne oluyor? Bu elindeki kutuda ne? Ben kovuldum da artık polis değilim. Maalesef bir işim de kalmadı. Kovdular bizi Aslı. Sen de kovuldun. Ne diyorsun sen Kerem? Evimiz gitti, işimiz gitti. Ne yapacağız biz şimdi? Evet babacığım, ne yapacağız biz şimdi? Taş mı kemireceğiz, aç mı kalacağız? Hayır ya, nasıl olur babacığım? Ne olursun bir şeyler yap. Bunları kim yapıyor anlayamıyorum ki. Bir bulsam onları, bir bulsam konuşacağım yani. Yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyeceğim de kim olduklarını bilmiyorum işte. Babacığım aslında onlar içerideler, bizim evimizdeler. Evet Kerem. İntikam için dönmüşler. İçerideler. Ne? İçerideler mi? İntikamla ne diyorsunuz siz? Yani şu an içerideler mi? O zaman onlarla konuşabilirim. Hala bir şansımız var. Babacım seni dinlerler mi bilmiyorum ama istersen bir şansını dene. Evet Kerem. Çünkü zamanında sen de onları işsiz bıraktın. Her şeylerini aldın onların. Nasıl ya? Kim bunlar? Nasıl? Kim ya? Anlayamıyorum. Neyse, gidip bir bakayım en iyisi. Evet, işte planımız tıkır tıkır işliyor. Kerem'in evini satın aldık. Birazdan buraya gelecektir. Kim olduğumuzu öğrenmek isteyecek. Hiç sorun yok. Gelsin öğrensin bakalım kimmişiz. Bizi zamanımızda evimizden kovmuştu o hain. Aynen öyle. Bizi evimizden etmişti. Şimdi de biz intikamımızı alıyoruz işte. Evet. Evet ya, bize yaşattığı her şeyi yaşıyor işte. Dersini alsın yani. Ama siz. Kerem komiser, ama biz ne? Ne diyeceksin he? Ben ve bütün ailemi şehirden kovmuştun. Fakirdik. Şimdi biz nasıl olur değil mi? Evet, nasıl olur bu? Size bir daha şehre gelmeyin demiştim. Niye geldiniz? Hayırdır aslanım, sana mı soracağız? Bütün şehri satın aldık. Bu şehir bizim. Aynen öyle Kerem komiser. Şimdi gitme sırası sanırım sende. Hayır, hayır olmaz. Ben bu şehri bırakamam. Bu şehri koruyorum ben yıllardır. Yapmayın bana bunu. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Niye yapıyorsunuz bunu?
Ne demek niye yapıyorsunuz? He, ne demek? Zamanında sen beni bu şehirden kovmamış mıydın? Yanında da bütün ailesini kovdun. Bizi de kovdun. Şimdi de sıra sende. Bize yaşattığın her şeyi çekeceksin işte. Aynen öyle. Biz neler yaşamışız anlayacaksın. Her şeyi sen de yaşayacaksın. Hayır, hayır yapmayın. Benim bir ailem var. Ne olursunuz yapmayın. Onlar ne yapar yani? Onlar ne yapar sokakta? Biz neler yaptıysak siz de onları yapacaksınız. Biz de bütün aile olarak sokakta kaldık senin yüzünden. Yıllarca intikamımız için para biriktirdik. Zengin olduk. Şimdi de sıra sende Kerem Komiser. Bize yaşattığın her şeyi yaşama sırası sende. Hayır, affedin beni. Arkadaşlar yorumlara yazın. Affetsinler beni ya. Çok pişmanım yaptığım her şey için. Onları şehirden kovduğum için çok pişmanım. Yorumlara yazın, vazgeçsinler. Vazgeçmek falan yok değil mi arkadaşlar? Kerem Komiser'e cezasını çektirmemiz lazım yani. Cezasını keselim Kerem Komiser'in değil mi? Yorumlara yazın. Aynen öyle Kerem Komiser. Şimdi şehri terk ediyorsun. Elveda Kerem Komiser. Elveda. Kamil oğlum bana bak, artık büyüdün, eşek kadar oldun. Okula gitmeye başlayacaksın artık, tamam mı? Yarından itibaren seni okula yazdırıyorum. Okula gideceksin. Derslerine de çok dikkat edeceksin. Senden çok yüksek notlar bekliyorum. Anladın mı beni? Hayır Kemal oğlumuz büyüdü de okula mı gidecek, yaşasın ya. Tamam babacığım, sen hiç merak etme. Derslerime çok çalışacağım. Ödevlerimi de yapacağım. Ama artık lütfen başka eve taşınalım. Yemek yiyelim. Kaç gündür yemek yemiyoruz. Açlıktan öleceğim resmen. Öleceğim açlıktan. Bu evde çok kötü. Oğlum tamam da hiç paramız yok. Nasıl yemek yiyeceğiz? Nasıl evimizi değiştireceğiz? Burayı bile çok zor bulduk. Kerem amcanla Fakir amcan sağ olsun bu evi verdiler. Bize burası da olmasaydı sokakta kalacaktık. Şey oğlum sen bunları dert etme, tamam mı? Sen okulunu dert et. Okulda iyi not almaya bak. Hepsini halledeceğiz, tamam mı oğlum? Biliyorum hiç paramız yok ama ben de çok üzgünüm. En kısa zamanda düzelteceğiz bu durumu, tamam mı? Peki babacığım, tamam, ben bir şeye gidiyorum. Çöpten falan yemek bulmaya çalışacağım. Karnım çok aç çünkü, belki çöpten bir şey buluyorum. Tamam oğlum, çok dikkat et, tamam mı? Sakın olaylara karışma. Günümüz şeyden kurtulmuş olabiliriz ama her an geri dönebilir. Dikkat et oğlum. Tamam baba ya, merak etme, çöpten yemek bulup geleceğim. Yarın da okulumun ilk günü zaten. Erken yatıp erken kalkacağım. Canım oğlum ya, inşallah başına bir şey gelmez. Kemal çocuk haklı ya, bu ne böyle? Yaşadığımız eve bak, ne kadar iğrenç. Gerçekten de kaç gündür yemek yemiyoruz, bir şeyler yap artık. Zengin ol ya da birilerinden borç al. Ceren iyi de kimse beni işe almıyor ki. Nasıl zengin olacağım, nasıl para kazanacağım? Hapishaneden çıktım diye kimse beni işe almıyor. Neyse, bulacağız bir yolunu artık, ne yapalım? Şurada bir çöp başlıyor, bakayım belki yemek bulayım. He, var mı burada bir şey he? Arkadaşlar Kemal'in bebeği Kamil'i seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Of bayım çok kısa, göremiyorum. Şuradan bakayım en iyisi. He he, var mı? Ha ne oluyor? O gülme sesi de nereden geliyor? Arkadaşlar şu salak Ali'ye bakın, sakat kalmış. Allah'ın sakatı kendi başına tuvaletini bile yapamıyordur. Allah'ın izniği seni, Allah'ın izniği. Pis sakat seni, pis sakat Ali. Hem sakatsın hem çok çirkinsin hem de çok fakirsin. Hiçbir kız sana bakmaz. Valla ya, dua et sakatsın, yoksa ağzını yüzünü kırardım. Sırf bu çirkinliğinden dolayı dayağı hak ediyorsun oğlum sen. Çirkin şey seni, çirkin. Ezik Ali, ezik Ali. Ya arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz? Neden benimle dalga geçiyorsunuz? Sakatım diye niye dalga geçiyorsunuz? Ne kadar kötüsünüz? Bu sizin yaptığınız çok ayıp bir şey. Bana yardım etmeniz gerekiyorken bana nasıl davranıyorsunuz? Yusuf'a bakın nasıl gülüyor bana. Oğlum bana bak, gülüp gülmeyeceğimi, neye gülüp gülmeyeceğimi, kime gülüp gülmeyeceğimi sana mı soracağım? Sakat embesi seni. Keko ağzını yüzünü kır şunun. Sakatsa sakat denebilsin. Şuna bakın, dili pabuç kadar. Döv şunu keko. Sen nasıl istersen kardeşim. Gel bakayım buraya. Al bakayım sana. Al bakayım salak sakat. Sen kimsin benim Yusuf kardeşimin canını sikerim lan. Al bakayım sana. Al bakayım. Aa dur yapma ne olur. Kes lan kes. Al yumruklarımı. Yumruklarımın tadına bak. Oo eline sağlık keko. Vur vur. Hiç acıma. Sakat taklidi yapıyor bu. Ne olur yeter. Çok canım acıyor. Oy oy oy. İki yumruk yedin diye. Ayy. Ne biçim erkeksin sen? Ne yapıyor ya onlar? Sakat Ali'yi dövüyorlar. Nasıl ya? Ali abiyi dövüyorlar. O sakat niye vuruyorlar ona? Hey hey, siz ne yaptığınızı sarıyorsunuz? Rahat bırakın Ali abiyi, rahat bırakın. Manyak mısınız? Rahat bırakın Ali abiyi, ne yapıyorsunuz?
seni. Hopa birader, sana ne oluyor Allah Kamil'e? Sen kış çöp karıştırmaya devam et pis fakir. Sana ne, karıştırayım karıştırmam, neden sakat adama vuruyorsunuz neden? Gücünüz ona mı yetiyor? Ulan sen bizle ne biçim konuşuyorsun lan, sana da yeter gücümüz, seni de dövek şimdi. Gel lan gel, benim babam Kemal bana çok güzel dövüşmeyi öğretti. Ağzını yüzünü kırayım senin burada. Ay Kemal mi, babamı kıskanan abisi mi? Zeynep, senin baban çok iyi bir işi. Ben anlamadım ki, sen çok kötü olmuşsun. Baban çok iyi bir işi ama sen çok kötüsün. Ayrıca babamla Kerem amcam asla kavga etmezler. Ay etseler de benim babam ağzını yüzünü kırar zaten, o yüzden etmezler. Damil bana bak, sen çok konuşmaya başladın. Vallahi dilini keserim oğlum senin. Ben çok zenginim, seni satın alırım. Zengin sen zenginsin. Bana ne be, bana ne, bana mı zenginsin? Hemen ay abimi yağıt bırakıyorsunuz, yoksa sizi çok kötü yaparım. Bir daha uyarmam sizi. Kamil tamam boşver, bırak vursunlar. Şimdi sana da salça olacaklar, sana da bulaşacaklar. Duyduğuma göre yarın okula başlıyormuşsun. Okulda görüşeceğiz oğlum seninle. Bu burada kalmadı, merak etme, bu burada bitmez. Bu burada bitmezse paket yap evine götür salak. Yürüyün gidelim, yarın zaten okulu zehir edeceğiz ona. Bize sataştığına pişman olacak. Ay abi sen iyi misin? Çok kötü vuruyorlardı sana, iyi misin sen? İyiyim Kamil iyiyim. Sen olmasaydın kötü olabilirdim ama tam zamanında yetiştin, kurtardın beni. Ama keşke hiç kurtarmasaydın. Şimdi sana salça olacaklar, seni dövmek isteyecekler, okulda rahat bırakmayacaklar seni. Bana sakat olduğumdan beri çok kötü davranıyorlar zaten, ben alışmıştım. Keşke sen de bunlara bulaşmasaydın. Öyle şey mi oluyor Ali abi, seni dövecekler, ben de izleyeceğim mi? Şerefsizliğe bak ya, sen sakatsın, seni dövüyorlar utanmadan. Aman neyse ya, boş ver onları, yarın onlarla görüşürüz, bir onunla buyuruz. Beraber oyun oynamak ister misin Ay amca? Benim daha iyi bir fikrim var, gel benimle. Ay abi ben hiçbir şey anlamadım, biz ne yapıyoruz burada, niye direniyoruz, neden ya, niye direniyoruz, niye bankanın önüne geldik, niye direniyoruz, bir şey de. Kamil sen çöpü kurcalamıyor muydun, demek ki karnın çok aç, yemek alacak da paran yok. Ben sakat olduğum için insanlar bana acıyıp çok fazla para verirler. Ben de bütün paraları sana vereceğim, beni kurtardığın için. Sen de o parayla yiyecek bir şeyler alırsın. Ne gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Ay abi, adamın dibisin. Ne demek oğlum, asıl sen adamın dibisin. Onların arasına girdin, korkusuzca cesurca geldin beni kurtardın. Merak etme, bütün paraları sana vereceğim. Bankanın önünde olduğumuz için parası olan insanlar gelir buraya, kesin verir birileri para. Doyuruz senin karnını, hiç merak etme. Şu çocuklara bak, yazık, biri sakat dileniyorlar orada. Hiç paraları yok demek ki. Çocuklar selam, ne yapıyorsunuz burada, neden dileniyorsunuz? Abi mal mısın sen, paramız yok ki dileniyoruz işte. Başka niye dileneceğiz, eğlence amaçlı mı, spor amaçlı mı? Harbiden birader, ne gereksiz bir soru, neden dileneceğiz, paramız yok. Ulan artistlere bak, bütün parayı size verecektim. Şimdi 5 kuruş yok size, gidip bankaya yatıracağım. Allah'ım yarabbim ya, hareketlere bak, şunlara bak. Manyak mısın ne diyor? Aman birader neyse, onun parasına ihtiyacımızın var, başkası verir şimdi. Ha şu çocuklara bak, dileniyorlar. Bir gideyim bakalım yanlarına, bir şey veririm belki. Beyler selamun aleyküm, galiba zor durumdasınız, biriniz de sakat. Size çok yardım etmek isterdim ama çok param yok. Ama bir kazı kazan biletim var, ister misiniz? Belki kazırsınız para çıkar. Olur Ömer abi ya, az çok deme, boş geçme. Olur kazırız, belki şansımıza çıkar bir şey. E peki madem, alın bakalım, inşallah çıkar bir şeyler. Eyvallah Ömer abi, kazıyım bari ben şunu, kazıyorum. Çıktı mı bir şey, çıktı mı? Lan bak şimdi ben de merak ettim, çıktı mı bir şey ha? Kazı bakayım, kazı. Ulan inşallah çıkmaz da verdiğime pişman olmam ya. Ay abi çıktı mı, çıktı mı? Ne? Nasıl olur? 73 milyon TL kazandık. Oley Kamil. Ulan şu paraya bak be, ne istersek alırız, bütün şehri satın alabiliriz. Ne gerçekten mi, yaşasın, zengin olduk, yaşasın. Lan hayır, ne yaptım ben, salak mıyım ben, niye verdim onlara, hayır, keşke kendim kazısaydım. Hayır ya, olamaz, hayır. Tam bir aptalım. Şuna bak Kamil, Allah'ın enayisi, bize verdi para çıkmayacak diye çıktı, salak nasıl ağlıyor. Enayi parası bu ya, keriz parası. Neyse bu parayla çok iyi olacak, her şey süper olacak, çok zengin olacağız. Aynen öyle, o Yusuflar'a da günlerini göstereceğiz, yaşasın. Bir gün sonra okullar açılır. Anneciğim babacığım, nasıl ama yeni yaşantımızı sevdiniz mi? Şu paraya bakın, çok zenginiz artık. Bizden zengini yok yemin ediyorum. Ulan Kamil ne kadar hayırlı bir oğlansın ya. İyi ki doğurmuş annen seni. İyi ki ya, iyi ki bizim oğlumuzsun. Nasıl olduğunu anlamadık ama bir anda zengin oldun. Çok güzel evimiz, bir sürü aksesuarımız, arabalarımız oldu. Evet oğlum, daha dün yemek yemiyorduk. Şimdi istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Canım oğlum çok teşekkür ederiz. Ama biz anlamadık.
Siz üzümeyin, bağını soğumayın. Daha ilk günden okula geç kalamam. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben, okula gidiyorum. Ceren şu paralara bak ya, şu paralara bak. Hayatımızda göremezdik bu paraları. Kamil sağ olsun, şunlara bak. İstediğimiz gibi harcayabiliyoruz. Helal olsun canım oğlum benim. Ay gerçekten ya, bir güzellik salonuna gideyim bari en iyisi. Nerede kaldı ya bunlar? Arabamla hava atacağım. Bu ezikler yürüyerek geliyor, benim arabam var. Allah'ın fakirleri, nerede kaldı bunlar ya, yoksa korkup gelmediler mi? Vum 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 vum. Ne oluyor lan, bu arabalar da kimin? Oo gençler, selamünaleyküm la. Paraya ihtiyacınız var mı, verelim mi, bizde çok var da. Aynen öyle, harcıyoruz harcıyoruz bitmiyor. Paraya ihtiyacı olan var mı, vereyim mi? Arabalarımızla da gezdirebiliriz sizi. Bunlardan daha 20-30 tane daha var. Söylemesi ayıp, biz biraz çok zenginiz de bir sürü aldık. Ama bu nasıl olur, nasıl olur? Ali sen nasıl iyileştin oğlum, sakattın lan sen. Ayrıca nasıl bu kadar zengin oldunuz, paranız oldu, nasıl? Yala oğlum, ne yaptınız ya, banka mı soydunuz? Yusuf görmüyor musun oğlum, çok param var. Gittim parasını verdim, ameliyat oldum, iyileştim. Paraları da kazandık işte, banka soymamamıza ne gerek var? Yusuf sen en son artistlik yapıyordun, paramla satın alıyorum seni diyordun. Ha bir de şu arkandaki senin araban mı, çok dandikmiş ya. Bu ne böyle, hayatta binmem buna ben. Üstüne para verseler binmem ki, vermelerine gerek yok, çok zenginim de. Ay siz ne kadar havalı, ne kadar yakışıklı çocuklarsınız ya. Bir de Yusuf'a bakın ne kadar çirkin. Ben Yusuf'un yanında öylesine takılıyordum zaten. Yusuf haftalığın teki aslında. E valla birader ya, siz isteyin, ağzını yüzünü kırayım bu Yusuf'un. Bir de bu arabayı getirmiş, araba diyor buna. Bin şahit ister araba demeye. Ya arkadaşlar ne diyorsunuz ya, nasıl? Ne oldu Yusuf, dün artistlik yapıyordun, arkadaşlarına güveniyordun, parana güveniyordun. Şimdi hiçbir şeyin kalmadı. Aynen öyle, şimdi de artistlik yapsana. Bu arada bütün şeyi satın aldık. Seni ve aileni kovuyoruz bu şehirden. Defolun gidin. Hadi yalla, anca gidersin. Hayır, olamaz. Ulan zengin olmak ne kadar güzel bir şey. Şu arabama bakın be, yakıyor resmen, yakıyor. Bas gaza zengin, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Yollar senin, he? Ne oluyor? Hey sen dur hemen dur. Ne yaptığını sarıyorsun sen? Kerem ne diyorsun oğlum? Açılsana. Çekil şuradan, geçeceğim hadi. Hadi oğlum çekil şuradan. Acelem var benim. Senin gibi boş gezmiyorum ben. Zenginim. Çok işim var benim. He oldu canım. Sen böyle araba kullan, ondan sonra çekil geçeyim. Sen arabayı ne kadar tehlikeli, ne kadar hızlı kullandığının farkında mısın ha? Farkında mısın? Zengin. Ya Kerem sabah sabah delirtme beni. Hadi çekil, geçeceğim diyorum sana. Valla çekilmezsen ezer seni, geçerim şimdi. Salak seni. Ne dediğini sanıyorsun be sen? Ne dediğini sanıyorsun? Bak tamam çekilirim ama bana söz vereceksin, tamam mı? Bir daha bu şekilde araba kullanmayacaksın. Böyle hız yapmayacaksın şehir içinde. Duydun mu beni zengin? Normalde arabana el koymam, ehliyetini de almam gerekiyor. Hatta para cezası yazmam gerekiyor. Ama bu sefer söz verirsen geçmene izin vereceğim. Lan boş boş konuşma. Ne anlatıyorsun lan? Ne söz vereceğim sana artist? İndirtme beni şimdi arabadan, çok kötü yaparım seni Kerem, ben zenginim. Allah Allah, in bakalım hadi o zaman, in bakalım hemen arabadan. Madem söz vermiyorsun arabana el koyuyorum. Ulan sen kimsin benim arabama el koyuyorsun ha, kimsin sen? Bana bak Kerem, benim canımı sıkma, çok kötü yaparım seni. Biraz daha konuşursan hapse gireceksin, defol git, bırak arabanı. Para cezası da yolluyorum, evine gelir artık. Ulan Kerem dua et, çok işim var, dua et çok işim var. Hadi arabam sadaka olsun sana, tamam mı? Ben gidiyorum. Ne de olsa deli gibi param var, gider yenisini alırım bu arabanın. Ne olacak sanki, ne olacak? Ama Kerem'in bana bu yaptığını unutmadım, unutmayacağım da. Zamanı gelince çok fena soracağım bunun hesabını, soracağım, görecek o. Uf şu arabaya bakın be, ne kadar güzel bir araba. Ben var ya kaç yıl çalışsam böyle bir araba alamam ya, ne kadar güzel. Bir de zengine bakın ya, hiç umursamadan bırakıp gidiyor arabasını, almaz bile ya. Yok yok, ben en iyisi bu arabayı alayım, kendi arabam gibi kullanayım. Ne olacak ki sanki, zengin unutmuştur bile. Bir daha böyle bir arabayı nerede bulacağım ben? Bu araba benim olsun, hadi bakalım nasılmış bir test edelim. Of bu araba da neymiş böyle, uçuyor resmen, uçuyor. Of mükemmel ya, iyi ki el koymuşum bu arabaya. Oh valla hayat bana güzel, istediğim kadar hızlı yapabilirim, kimse karışamaz. Ne de olsa polisim. Neyse şimdi biraz da ailemi gezdireyim, çok beğenecekler eminim bu arabayı, onlara söyleyeyim, çok beğenecekler. Bebek polis kardeşim, sesi duydun mu, nasıl bir araba o ya, şu arabaya bak. Duymaz olur muyum kardeşim, süper bir araba sesi geliyor, bir de bizim evin önünde durdu. Kimin acaba bu araba?
araba, çok merak ettim. Çocuklar, ben geldim. Nasılsınız? Size süper bir sürprizim var. Bugün spora yeni arabamızla gidiyoruz. Arkadaşlar, Kerem Komiser ailesinden en çok hangisini seviyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ne babacım, sen ciddi misin? O araba bizim mi? Harbiden babacım, o sesini duyduğumuz araba bizim mi yoksa? Aynen öyle çocuklar, o araba artık bizim. Hadi gelin spora arabayla gidelim, hem gezmiş oluruz. Aslan babam benim be, aslan babam. Hadi gel kardeşim, arabaya bakalım. Of, şuna bak, çok fena. Harbiden ya, harika bu araba, harika. Nasıl ama, bayıldınız değil mi arabaya? Bayılmak ne kelime babacım, aşık olduk, aşık. İyi de babacım, sen böyle bir arabayı nasıl aldın, nasıl? Üzümeyi bağını sormayın. Hadi spora gidelim, hem gezmiş oluruz. Nasıl ama çocuklar, en az görüntüsü kadar hızlı değil mi? Süper değil mi araba? Babacım gerçekten harikaymış, çok iyiymiş ya. Süpermiş bu araba. Arada bana da verebilir misin? Kızlara hava atayım. Harbiden babacım, kızlar var ya, hasta olur bu arabaya, hasta. Biraz daha büyüyün, onu konuşuruz. Hadi artık spora gidelim. Spor salonu bizi bekler. Ulan var ya, o kadar sinirliyim ki anlatamam. O kadar sinirliyim ki anlatamam. Birini öldüreceğim şimdi sinirden. Delireceğim şimdi, delireceğim. Çok sinirliyim, çok. Bana bunu nasıl yapabildin Kerem'e? Nasıl yapabildin he? Babacım ne oluyor ya? Sakin olsana, ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ben. Niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? Rüzgar oğlum, yeni aldığım yeşil araba var ya, yeşil araba. Babacım ne olmuş ona? Ne olmuş? İşte o arabaya Kerem çok hız yapıyorum diye el koydu. Bir de bana artist artist konuşuyor. Ben zenginim lan, kimse benimle böyle konuşamaz. Arabayı da aldı gitti ya, sinirlerim çok bozuk. Aa babacım, sen de ya. Dert ettiğin şeye bak, bir sürü arabamız var. Ne olsun, gitsin olur, ne olacak? Valla boşuna dert etme kafana yani. Bir sürü arabamız var. Çok da zenginiz. Gider aynısından alırız. Ne olacak? Evet evet, doğru söylüyorsun. En iyisi unutayım. Kerem gibi fakir miyim ben? Gider yenisini alırım. Olsun, tamam oğlum, sağ ol. Ayıpsın babacım, ne olacak? Neyse, ben spora gidiyorum. Arabalardan birini alıyorum o zaman, başka arabalardan. Tamam oğlum, hadi iyi sporlar sana. İstediğin arabayı alabilirsin. İşte sonunda geldim spora. Ne oluyor ya? Bu araba bizim araba değil mi? Burada ne işi var? Kerem komiseri koymamış mıydı? Allah Allah, hiçbir şey anlamadım. Neyse, gideyim sporumu yapayım ben. Arabayı da ne güzel park etti böyle. Tam bir usta şoförüm. Harikayım ben ya. Hadi spor zamanı. Hadi çocuklar, bugünlük bu kadar. Spor yeter. Gidelim arabamızla biraz daha gezelim. Lan ne oluyor lan orada? Demek Kerem komisermiş. Arabayı onlar getirmiş. Hayır lan, Kerem komiser. Ulan şerefsiz Kerem komiser. Babamın arabasını almışsın, çalmışsın. Bir de utanmadan hız yaptı diye, hız yük yaptı diye el koydu falan demişsin. Pis hırsız seni Kerem komiser. Sen top bir hırsızsın. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Nasıl polissin sen, pis hırsız. Şey Rüzgar, açıklayabilirim, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan, neyi açıklayacaksın? Pis hırsız seni, hırsızsın işte. Bana bak Rüzgar, sen ne biçim konuşuyorsun benim babamla? Benim babam asla öyle şey yapmaz. Ağzını yüzünü kırarım senin, laflarına dikkat et. Harbiden yoksa ağzınla burnun yer değiştirir Rüzgar. Babandan özür dile hemen. Ne özür dileyeceğim lan bundan? Bu hırsızdan niye özür dileyim ben? Babamın arabasını çalmış bu. El koyuyorum deyip kendi arabası yapmış. Pis hırsız. Aşağılık Kerem komiser seni. Aşağılık. Rüzgar dur, açıklayabilirim. Sana babamla düzgün konuş dedim. Al bakalım sana. Al bakalım. Aa, hayır. Bebek asker, hayır. Ne yaptın sen? Ne yaptın? O canıma da değsin. Ne güzel vurdun kardeşim. Eline sağlık. Ulan var ya, sana uyumun hesabını sormazsam ne olayım? Bittiniz lan siz, bittiniz. Pis hırsız ailesi, bittiniz. Babam sizin canınızı okuyacak. Hepinizin işi bitti lan, hepinizin. Hadi çocuklar, kaçalım hemen buradan. Rüzgar canım oğlum, bu halin ne? Kim yaptı bunu sana? Babacım, Kerem komiser ve ailesi yaptı bunu. Onlar yaptı. Ne? Arabama el koyduğu yetmemiş. Bir de sana mı vurdular he? Sana mı vurdular? Babacım, arabaya el koysalar iyi. Kerem komiser kendi arabası yapmış. Orada gelmişler spora. Vallahi senden çaldı resmen arabayı ya. El koyuyorum ayağına, kendi arabası yaptı ya. Gezelim bezelim diyorlardı. Ne? Benim arabamı kendi arabası mı yapmış? Ulan Kerem, ulan Kerem. Evet babacım, ben de hesap sorunca dövdüler beni, dövdüler. Onlara hırsız dedim diye dövdüler beni ama onlar hırsız.
Hiç merak etme Rüzgar, ben bunun hesabını soracağım onlara, soracağım. Şimdi o Kerem'in evine gidiyorum, onu annesinin karnından çıktığına pişman edeceğim. Et babacığım, intikamımız oldu olur. Oğlum Kerem, siz hayırdır lan, benim arabamı çalıyorsunuz, oğlumu dövüyorsunuz, hayırdır lan siz? Bir de utanmadan evlerinin önüne koymuşlar arabayı. Şuna bak, utanmaz pis hırsızlar. Zengin, bence biraz sakin olmalısın, duydun mu beni? Bence biraz sakin ol. Eminim ki konuşarak çözebiliriz bu mevzuyu. Ulan artist artist konuşma lan. Nasıl konuşarak çözeceğiz? Hem arabamı çalıyorsunuz hem oğlumu dövüyorsunuz lan. Ne yapayım lan şimdi ben size, he? Ne yapayım? Sen de oğluna terbiye verseydin, babama hırsız demeseydi. Aynen öyle, öyle konuşursa ağzına yumruğu yer. Lan bicirler, çok konuşmayın lan siz. Sizi de çok kötü yaparım, duydunuz mu? Hop hop zengin, ağır ol biraz. Onlar benim çocuklarım, onlarla böyle konuşamazsın. Ulan siz benim oğlumu döverken iyiydi ya, he? Ne oldu, o benim çocuğum değil mi lan? Sokakta mı buldum lan ben onu, he? Sokakta mı buldum? Valla çocuklar haklı, düzgün konuşsaydı benimle ağız alınmayacak laflar söyledi. Sana da söz ver dedim, bir daha böyle araba kullanma dedim. Söz vermedin, bana artistik yaptın. Ben de arabana el koydum, ne yapayım yani? Rüzgar yediği dayakla kalacak. Araba da benim olacaktı. Sen şimdi buraya gelerek nane yemedin mi? Çok fena kaşındın. He, ne saçmalıyorsunuz lan sen? Ne nane yemesi? He, ne nane yemesi? Zenginim lan ben. Sen hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. Zorgana seni. Bir kendine bak, bir de bize bak. Biz nasıl kaslıyız? Sense ne kadar zayıfsın. Aynen öyle. Senden iriyiz. Senden kaslıyız. Senden güçlüyüz. Yani bir tane vursak sana seni yerle bir ederiz. Yani zenginliğin çok bir anlam ifade etmiyor zengin. Burada 3 kişiyiz ayrıca. Seni çok fena döveriz şimdi. Bir de gelmiş bize artist artist hesap soruyorsun. Sen kimsin lan asıl? Sen kimsin? Doğru diyorsunuz. Tamam tamam, ben buraya gelmedim. Tamam, Rüzgar da hak etmiş, öyle dayak yemiş. Ben de hak ettim arabayı kaybetmeyi. Tamam. Siz çok iyi bir ailesiniz Kerem. Çok iyi bir ailesiniz. Özür dilerim. Ne olur dövmeyin beni. Ne olur. Valla ben pek ikna olamadım zengin. Paranın yarısını bize vereceksin. Artık biz de senin gibi zengin olacağız. Yoksa seni var ya burada öyle bir döveriz ki. Evet, eşek sudan gelene kadar döveriz seni. O eşek de sudan asla gelmez. Dinlene dinlene döveriz seni. Ne? Paramın yarısı mı? Hayır. Ne olur yapmayın bunu. Valla sen bilirsin zengin. Ya biz de senin gibi zengin oluruz ya da burada yersin dayağı şimdi, sen bilirsin. Bu bize dediklerinin bir bedeli olması gerekiyor değil mi? Veriyor musun ha paranın yarısını, he? Veriyor musun? Tamam vereceğim, tamam, yeter ki dövmeyin, tamam vereceğim. Artık siz de zengin bir aile olacaksınız, siz de zengin olacaksınız, yeter ki dövmeyin beni. Aferin, böyle laf dinle işte, yaşasın canım ailem, artık zenginiz.